Bu biraz Ben sarı burada kom... kızı biliyorsunuz, ay Evet. ışığını biliyorsunuz, eldiveni biliyorsunuz. Bunu yazmıyorsunuz. 10 sene sonra ya biz biliyorduk diyorsunuz. Bugün de namustan, ahlaktan, basın ahlakından bilmem neyden bahsediyoruz. Çok affedersiniz, namussuzsunuz. Peki bir şey Bunu sorayım mı size? yazmadınız, yazmadığınız için namussuzsunuz. Yani şu anlamda gazetecilik namusunuz yok, etiğiniz yok, ahlakınız yok. O zaman yazacaktınız. O zaman yazmıyorsunuz 10 sene sonra ya biz biliyorduk öyle mi? Bildiğin gün yazacaktın. Bakın biz mesela geçen şeyi tartıştık Ahmet Bey'le işte meşhur. Birisi arıyor hükümetten birine gazeteye ya şu manşeti yapma şunu yapma şunu. Ya biz komik ya bize çok komik geliyor bu. Bizi bir başbakan arayamaz bizim taraf gazetesini. Arayıp emir veremez. Demek ki siz teşnesiniz ona. İşte genel kurmayı arıyor, başbakan arıyor, iş adamı arıyor, şu arıyor, bu arıyor. Siz teşnesiniz ona, birileri arıyor. Siz ona göre manşet atıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Ya bu bir kere meslek onuru yok sizde. Bir de ortalıkta gazeteciyim diye dolaşmayın. Orada meslek ilkelerimiz sizin belli. Ben gazetecilik fakültesi mezunuyum. Meslek ilkelerimiz belli. Meslek ilkelerimizde böyle bir şey yok. Başbakan aradığı zaman emredersiniz yok. Paşa aradığımız zaman emredersiniz. Paşam yazamıyorum eyvallah. Yok böyle bir şey. Bir şeyi doğru biliyorsan yazacaksın. Gördüğün an, doğru olduğuna inandığın an belgelerinden yazacaksın. Oturup da böyle yani şey yapmasınlar cidden çok kızıyorum ya. Hani ya geçmişiniz çok temiz değil yani hiç temiz değil. Hani böyle bir de bir tane hatanız yok. Milyon hatanız var. Milyon. Yani ben başka bir şey daha söyleyeyim. Şu Ergenekon balyozun bitmesini çok istiyorum. Şunu yapacağım. 94-90 yılından itibaren başlayacağım. 2010'a kadar gazeteleri tarayacağım. Herkesin günahını ortaya çıkacağım. Bütün gazetecilerin. Yani o köşe yazı bugün bize bana akıl verenlerin hepsini çıkartacağım. Süremiz artık uyarıyorlar ama ben son bir şey soracağım. Belki bu cevap bir kesimi sevindirecek, bir kesimi de tedirgin edecek ama bu kadar davalara rağmen bu önemli haberlere imza atmaya devam edecek misiniz? Edeceğiz Büşra ediyor biz ediyoruz herkes edecek yani bu bütün gazeteciler ediyor işte Star'da arkadaşlarımız var ediyor Sabah'ta var Radikal'de var arkadaşlarımız Milliyet'te Hürriyet'te de var arkadaşlar devam ediyor hepimiz edeceğiz çünkü bizim ya diyorum bizim meslek ilkelerimiz var üniversitede okudum 4 yıl gazetecilik mezunuyum Evet. öyle hem alaylıyım hem işte mektepliyim her şeyim çünkü meslek onurumuz ilkelerimiz orada durduğu müddetçe biz bunu yapacağız yapmak zorundayız bu toplum için yapmak zorundayız biz devam edeceğiz yani herkes devam edecek Ben de Büşra devam edecek temenni herkes olarak Peki, hani biz son devam edeceğiz. Zaten devam ettiğimiz için 74 tane dava filan. Ama savcılar da bundan sonra yeni yasa madem biraz daha güzelliği yani iyi oldu. Basın özgürlüğü için, gazeteciler için, hani her gazeteci için, tek bizim için değil. Bütün Hürriyet, Milliyet gazetecileri muhabirlerini de kastediyorum. etkileyen bir durum. Herkesin aynı çatı Ya altında hepimiz her gün etkiliyor. haber Onun yazıyoruz. için umarım savcılar da, hakimler de bu yasanın getirdiği bu iyileştirmeyi olumlu yönde bizim Yani yeni yasayı basın daha özgürlüğü anlamında özgürlükçü yorumlasınlar okurlar ve öyle bizi yargılasınlar ve... diye ümit ediyorum. Ümit edelim tabii daha öncesinde bu şeyin tasarının meclisten geçmesi gerekiyor. Öncelikle meclisten geçecek. Herhalde biz gazeteciler en çok bunu bekleyeceğiz öncelikle. Aslında yani son ben de şunu söyleyeyim. Yasalar iyi uygulayıcıların elinde iyi sonuçlar verir. Mevcut basın yasası da aslında iyi uygulanırsa, pozitif bakılarak uygulanırsa iyi sonuçlar alınır. Ama burada çifte standart uygulayınca olumsuz sonuçlar Bu çıkıyor. Yeni temennide değişiklikle de eğer bu çifte standart devam ederse korkarım ki aynı sorunlar devam edecek. Yani dönüp dolaşıp iş Yani insan burada şimdi unsurunda komisyondan bitiyor. geçmiş bu. Henüz daha meclis gündemine gelmedi. Buradan uyaralım. Meclis gündemine geldiği zaman bunu istismara imkan vermeyecek şekilde düzenlemeler, değişiklikler yapılsın bunda mümkün. Değiştirilebilir meclise Ama şu geldiği anki zaman. haliyle bu Yok, arada bence ifade ediliyor. istismara açık ve aleyhe kullanılabilir. Çifte standartlı Bütün kullanılabilir hocam. yasaları da Çok tamamen her teşekkür. yönünden tıkayarak oluşturmak çok da mümkün değil. Biraz da o hakimin ve savcının kanaatine de bir pay bırakmak gerekir. O zaman onlar da Muhakkak. kendi mesleklerini Muhakkak. yapamazlar. Çok teşekkür ederiz. Ümit ederiz. Biraz önce de söyledim. Bu yasa bir an önce geçer ve insanlar gerçekten yargı baskısı altında, kıskacında kalmadan mesleklerini yapmaya devam ederler gazeteciler. Çok çok Evet. teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara vereceğiz efendim.